Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü benim için çok değerlisiniz. Ve bunun sebebi öncelikle sizlerin Tanrı için çok değerli olması. Sizlerle burada buluşmak, sizlerle bir şey paylaşmak, sizlere bir şeyler anlatmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü dediğim gibi sizler de Tanrı için bir şey yaptığınızda, Tanrı'ya dua ettiğinizde, Tanrı'yı düşündüğünüzde ya da onu mutlu etmek için ailenize itaat ettiğinizde Tanrı'yı yürekten bir şekilde sevindirmiş ve onu çok heyecanlandırmış oluyorsunuz. O yüzden sizler bizim programımız için, bizim kanalımız için ve tabii ki Nora ablamız için her zaman çok değerli ve çok önemlisiniz. Hissettiğiniz her şey, düşündüğünüz her şey, merak ettiğiniz her şey, anlamadığınız her konu bizler için çok önemli. İşte bu yüzden arkadaşlar bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bizlere yazı yazarak, video atarak, ses kaydı atarak, resim göndererek her şekilde bizlere sorularınızı, merak ettiğiniz şeyleri ya da düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler sizlerden gelen soruları ve haberleri her zaman heyecanla bekliyor oluyoruz. Beni izleyen arkadaşlarım beni tanıyorlar ama eğer ilk kez, hani olur ya böyle, İlk kez bugün saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa, beni daha önce görmemişlerse ve kim bu abla diye düşünüyorlarsa, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün sizlerle saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk çocuk programında buluşuyor oluyorum. Şimdi bugün yine sizlere bir sorum var. Sizler hakkında merak ettiğim bir soru var ve cevaplarınızı WhatsApp'tan bekliyorum arkadaşlar. Böcekleri sever misiniz? Aranızda böcekleri seven arkadaşlarım var mı? Genelde böcekler sevilmeyen canlılar olarak görünürler. Çünkü böyle bizi biraz rahatsız edebilirler. Böyle biz onlara baktığımız zaman ürpereriz. Bazen onlara baktığımız zaman ne kadar çirkin, hiç güzel değil diye düşünebiliriz. Ama aslında şunu unutmayın ki onları yaratan Tanrı. Ve onları yaratan Tanrı olduğu için Tanrı'nın güzel olmayan bir şey yaratması mümkün mü sizce? Değil bence. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey bence çok güzel. İşte böyle zamanlarda şunu düşünüyorum. Bizim bakış açımız daha farklı görüyor olabilir. Bizim gözlerimiz daha farklı görüyor olabilir. Tanrı gibi göremiyor, Tanrı gibi düşünemiyor olabiliriz. Ama bu onların gerçekten çirkin olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü doğaya baktığınız zaman bu yaratılış sisteminin içinde yaratılan her şeyin bir amacı var ve yaratılan her şey doğa için gerekli diye düşünüyorum. Mesela bazı böcekler diğer böceklerden bizleri koruyor olabilirler. Ya da bazı böcekler bazı bitkilere iyi şeyler sağlıyor olabilir. Mesela baktığımız zaman arada bir böcek aslında ama bize bal sağlıyor mesela diye düşünebiliriz. İşte bu yüzden arkadaşlar böcekleri sever misiniz sorusunu şimdi bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Mesela karıncalar, düşünün karıncalar. Böyle üzerlerinde yük taşıyan, böyle yerde küçük bir ekmek gördüğü zaman onu böyle sırtına alıp ailesine götüren sevimli karıncalar. Ya da mesela uğur böcekleri, benek benek renkli uğur böcekleri, ateş böcekleri, cır cır böcekleri, cır 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 diye bağıran cır cır böcekleri arkadaşlar. Bir sürü böcek çeşidi var ve özellikle bugünlerde artık yani mevsimden dolayı etrafımızda bolca böcek ve sinek görmemiz mümkün. Sinekler, böcekler, kelebekler görmemiz mümkün. İşte böyle zamanlarda bahçelerde, parklarda, bazen evlerimizin içinde bile olabilir. Böcekler veya sinekler görmemiz çok normal. Ama arkadaşlar şunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Böcekler için bile Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. Ve eğer onlarla ilgili büyük korkularımız varsa ki olabilir, o zaman Tanrı'ya bu korkumuzu yenmemiz konusunda bize yardım etmesi için dua edebiliriz. Şimdi tekrar hangi böceği siz en çok hangi böceği seviyorsunuz? Bu sefer de yeni bir soru aslında. Böcekleri sever misiniz diye sordum. En çok hangi böceği seversiniz diye sormak istiyorum. Ve arkadaşlar şimdi sizlere görevimi birazdan vereceğim ama görevimi vermeden önce sizleri Ege'yi izlemeye gönderiyorum. Ege'yi izleyelim. Ondan sonra Nora ablanız sizi burada bekliyor olacak. Buz genelde umumi tuvaletlerden daha kirlidir. Yine de buzdolabınıza tuvaletini yazın yapmayın. Merkür gezegeninde 2 gün, burada 2 yıldır. İnsan Merkür'de olsa hiç yaşlanmaz ya. Ağlarken burnumuzun akma nedeni gözyaşlarımızın burnumuza gitmesidir. Gözlerimizi dakikada 12 kez kırparız. İnanmazsanız sayın.
Gözyaşı bakterilerin %95,1'ini öldürür. Ellerinizi de gözyaşıyla yıkayabilirsiniz. Yağlı elleri saça sürmek bit üremesine neden olmaz. Başkalarının saç eşyalarını kullanmak bit yol açar. Ona bakarsanız saçlarınızın da bir öz yağı vardır ve normal yağlardan daha besleyicidir. Dünya nüfusunun %2'si mat yeşil gözlüdür. İlk gözyaşınız sağ gözünüzden geliyorsa mutluluktan ağlarsınız. İlk gözyaşınız sol gözünüzden geliyorsa üzüntüden ağlarsınız. Sineklerin 9 kalbi vardır. Bir de kalpsiz derler onlar için. Bebeklerin duygu okuma yeteneği zihin okumayla eşdeğer görüyor bilim adamları. Sevgili arkadaşım, Ege'ye teşekkür ediyorum hem senin adına hem de kendi adıma. Şimdi artık hazırsan, az önce söylediğim konuyla ilgili bir görev var bugün seni bekleyen. Hazırsan artık sana görevini vereceğim. Haydi bakalım, bana eşlik et, birlikte heyecanlı bir şekilde bekleyelim. 5'ten geriye doğru sayalım. Ben de senin sesini duymak istiyorum. Haydi bakalım, başlıyoruz saymaya. 5, 4, 3, 2, 1. Görevin bir böceği araştırmak. Evet, seçtiğin bir böceği araştırmanı istiyorum senden. Hangi böceği seçtiğine tamamen sen karar veriyorsun. Ben hiç karışmıyorum. İstersen çok sevdiğin bir böcek olabilir. İstersen biraz çekindiğin bir böcek olabilir. Ama bu görevin şöyle bir önemi var sevgili arkadaşım senin için. Çünkü böcekler genelde doğada yaşarlar ve bizlerin böceklerin tanıması aynı zamanda doğayı tanımasına da çok yardımcı olacaktır. O yüzden doğayı tanımak istiyorsak doğadaki canlıları ve cansızları iyi tanımamız gerekir. Mesela böcekler, mesela çiçekler, mesela bitkiler, mesela ağaçlar diyebilirim sana. İşte bu yüzden senden böyle bir görev yapmanı istedim. Çünkü aynı zamanda böcekleri araştırdığın zaman o böceklerin sana ne kadar zarar verebileceğini ya da faydalı olup olmadıklarını öğrenirsen hem kendini daha iyi koruyabilirsin hem de bunu bilerek hayatını daha keyifli bir halde geçirebilirsin. Şimdi sana bu görevi verdim ama aynı görevi senden önce ben de yaptım. Senin için bir böcek araştırdım. Benim senin için araştırdığım böcek bir uğur böceği. Uğur böceklerini bilir misiniz arkadaşlar? Böyle üstü genelde kırmızı olur. Üzerinde böyle kırmızı benekler olur. Böyle üstü sanki iki parçaya ayrılır gibi bir görüntüsü vardır. Ve uğur böcekleri genelde böyle bizim üstümüze konabilirler. Ama bize hiç zarar vermezler. Hatta bazen onları böyle bir parmağımızdan bir parmağımıza yürütürüz. Böyle kendi kendimize onlarla oyunlar oynarız. Şimdi uğur böcekleri arkadaşlarım, aslında uğur böceği tek bir böcek değil. Bu bir böcek türü. Ve bunun içinde farklı farklı renkleri olan uğur böcekleri var. Mesela genelde üst kanatları kırmızı ya da sarı, üzerinde de siyah noktalar oluyor. Ya da tam tersi olabilir. Siyahın üzerinde kırmızı noktalar olabilir. Ama şimdi sana şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Mavi ve yeşil renkleri de varmış uğur böceklerinin. Ben hiç görmemiştim. Çünkü genelde mavi ve yeşil renkli olanlar tropikal bölgelerde daha çok olurmuş. O yüzden ben daha önce hiç hayatımda görmedim. Ama renk renk, çeşit çeşit, tıpkı çiçekleri yarattığı gibi Tanrı onları da farklı farklı renklerde yaratmış. Tıpkı insan gibi düşünebiliriz. Hepimizin farklı ten renkleri var ama hepimiz çok ama çok güzeliz. Genelde uğur böceklerine aynı zamanda uç böceği adı da verilir. Çünkü onlar uçmayı çok severler. Bir kere uçmak konusunda çok başarılılar. Gerçekten çok iyi uçuyorlar. Ve eğer onları rahatsız ederseniz arkadaşlar pıt diye yere düşme durumları olabiliyor. Siz onları rahatsız ederseniz böyle pıt diye kendilerini yere bırakıyorlarmış. Ve arkadaşlar çok defa bacaklarını vücutlarına toplayarak ölü taklidi yapabilirlermiş. Muhtemelen bizden saklanmak, bizden kaçmak için böyle akıllı bir yol bulmuşlar ve ne kadar akıllı olduklarını bu bilgiyle öğrendim. Yani arkadaşlar böyle karınlarını çeken, böyle yerde hiç hareket etmeden duran uğur böcekleri görürseniz onları kesin olarak öldüğünü düşünmeyin. Çünkü onlar hala hayatta olabilirler ve ölü taklidi yapıyor olabilirler. Baharla birlikte genelde ortaya çıkıyorlar ve bitkilere zarar veren yaprak böceklerine gerçekten düşmanlar. Yani aslında onların da doğaya katkısı yaprakları korumak, yapraklara zarar veren böceklerden onları korumak sevgili arkadaşlarım. Sizlere verdiğim görev bu kadar ve tabii ki kendinizi yalnız hissetmeyin çünkü bu görevi en önce ben uyguladım ama tabii ki bu görevi yerine getirdikten sonra sizlerden edindiğiniz bilgileri bekliyoruz. Bizlere WhatsApp numaramızdan ulaşabilirsiniz.
Şimdi arkadaşlar artık yine şöyle güzel bir şey izleme zamanı. Haydi bakalım gelin birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Rab İsa birçok şehir ve köylere gider, orada bulunan insanlara öğretirdi. Halk da her zaman Rab İsa nereye gitse arkasından giderdi. Bir gün Rab İsa yine etrafındakilere öğretiyordu. Birçok yerden çok sayıda insan onu dinlemek ve söylediklerini öğrenmek için akın etmişlerdi. Rab İsa yine benzetmeler kullanarak anlatıyordu. İnsanlara şöyle bir benzetme anlattı. Bir gün iki kişi dua etmek için tapınağa girdi. Bunlardan birisi Ferisi, diğeri ise vergi görevlisiydi. Ferisi dua etmeye başladı ve şöyle dedi. Tanrım, günah işleyen ve zulüm edip kötü yaşantıları olan insanlardan olmadığım için sana şükrediyorum. Ve yine şu günahkar vergi görevlisine benzemediğim için sana teşekkür ediyorum. Ben her şeyi doğru yapıyor, haftada iki gün oruç tutarak kazancımdan ondalığımı veriyorum. Böylece ben her şeyi doğru ve iyi yapıyorum. Fakat vergi görevlisi ise tapınağa girince uzakta durdu. İşlediği günahlardan çok pişmandı. Gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, "Tanrım ben günahkara merhamet et," diyordu. Rab İsa bunu anlattıktan sonra etrafındakilere sordu. Sizce bu ikisinden hangisinin günahları affedilecektir? Rab İsa bu soruyu neden sormuştu? Çünkü Ferisiler kibirlerinden her zaman kendilerinin doğru ve iyi insan olduklarını düşünürlerdi. Bu bölüme veda ederken şu güzel ayet öğrenelim. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Yakup'un Mektubu 4. bölüm 6. ayet.
Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün kutsal kitaptan birlikte çalışacağımız, okuyacağımız ve anlayacağımız öykü tam sana göre. Hazır mısın başlığı duymaya? Bu öykünün başlığı küçük çocukların dostu, yani senin dostun. Kimmiş acaba bu dost? Haydi bakalım, şöyle istersen gözlerini kapatarak dinleyebilirsin. İstersen gözlerin açık hayal edebilirsin. Haydi bakalım başlayalım. Acaba kimmiş bu küçük çocukların dostu? İnsanlar arkadaşları tartışıyordu. Acaba Tanrı'nın krallığındaki en önemli yardımcı kimdi? Herkes en önemli olmak ister, değil mi? Bilmek istiyorlardı kimin en önemli olduğunu. Benim canım, dedi Yakup. Hiç de değil, dedi Petrus. Tabii ki de benim. Bunlar İsa'nın en yakın arkadaşlarıydı. Sonra Matta da geldi. Ve Matta dedi ki, yok canım. Siz de yani. Aranızdaki en akıllı kişi benim. Hiç de bile değilsin. Öyleyim. Değilsin. Öyle. Hayır, değilsin. Bu saçmalık böyle devam etti. Görüyor musun? İsa'nın arkadaşları kendilerini İsa'nın gözünde özel kılmak için bir şey yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Onlar en akıllı ya da en büyük ya da en bir şey olurlarsa, herhangi bir şeyin eni olurlarsa İsa'nın en çok onları seveceğini düşündüler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Yıllar boyunca Tanrı'nın halkına öğrettiği bir şeydi bu. Ne kadar akıllı olursan ol, ne kadar iyi olursan ol, ne kadar zengin olursan ol, ne kadar nazik olursan ol, ne kadar önemli olursan ol, hiç fark etmiyor. Çünkü Tanrı'nın sevgisi bir hediyedir ve senin de gayet iyi bildiğin gibi bir hediye her zaman karşılıksız olarak verilir, değil mi? Tek yapman gereken elini uzatıp onu almaktır. Tıpkı Tanrı'nın sevgisi gibi. Tanrı'nın bize sevgisini uzatması ve bizim tek yapmamız gereken şeyin onun sevgisini kabul etmek olması gibi. İnsanlar arkadaşları kendi aralarında tartışırken hediye alma işinden çok iyi anlayanlar, hatta onları hediye uzmanları bile denebilir, İsa'yı görmeye gelmişlerdi. Kim miydi bu kişiler? Tabii ki sen ve senin gibiler sevgili arkadaşım. Çocuklar! İsa'nın yardımcıları onları İsa'dan uzaklaştırmaya çalıştı. İsa'nın sizin için zamanı yok, dediler. O şu an çok yorgun. İsa'nın bu kadar ciddi ciddi kişilere, bu kadar büyük büyük kişilere zaman ayırdığında İsa'nın genelde onlara daha çok zaman ayırmak istediğini düşündüler. Yani ciddi kişilerle ciddi şeyler konuşmak istediğini düşündüler İsa'nın. Ama yanılmışlardı. İsa'nın her zaman çocuklara ayıracak zamanı ve sevgisi vardı. Sizler için hazırladığı bir zaman, sizler için hazırladığı bir sevgi her zaman var arkadaşlar. Siz ne zaman isterseniz o sizi dinlemeye hazır. Sabah, akşam, gece, gün içinde hiç fark etmez. Asla onları uzaklaştırmaya çalışmayın, dedi İsa. Küçükler bana gelsin. Sizi çağırdı İsa, farkında mısınız arkadaşlar? Sizleri çağırdı. Orada olduğunu bir düşün. Sence İsa'yı görmek için sessizce sırada beklemen gerekir miydi? Sence İsa seni kucaklamadan önce ne kadar uslu olduğunu sorar mıydı sana? Bugün kaç saat yaramazlık yaptın bakalım? Bu hafta hiç annenden uyarı aldın mı? Aldıysan sen geç, gelemezsin. Bir sonraki diye böyle mi yaptı sence? Böyle mi davrandı? Son derece uslu ve kibar davranman gerekir miydi aynı zamanda İsa'nın sana sarılması için? Özel giysiler mi giymen gerekirdi ya da? O sana bir şey diyene kadar sessizce beklemen mi gerekirdi İsa'yı? Tıpkı sınıfta öğretmenini beklediğin gibi. Yoksa bu çocukların yaptıklarını mı yapardın? Onlar hızla İsa'ya doğru koştular. Ona sarılıp onları kucağına almasına, havaya fırlatmasına ve İsa'nın onları öpüp koklamasına izin verdiler. Sonra da onun kucağına oturup ona anlattılar da anlattılar. Biliyor musun İsa, bu yıl derslerimde çok zorlandım. Biliyor musun İsa, bu sene çok güzel geçti. Annemle babam benim en çok istediğim hediye olan bisiklet aldılar bana. Bu sene biraz kardeşim hastalandı İsa, biraz üzgün bir yıl geçirdik diye hayatlarında yaşadığı her şeyi ona anlattılar.
Çocuklar İsa'yı çok severdi ve İsa'nın onları sevmesi için özel bir şey yapmalarına gerek olmadığını bilirlerdi. Yapmaları gereken tek şey onun kollarına doğru koşmaktı ve onlar da aynen öyle yaptılar. Yani sevgili arkadaşım, senin İsa'nın seni sevmesi için özel hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece sen olduğun için, nasıl göründüğünün bir önemi yok. Uzun boylu, kısa boylu, biraz daha kilolu, biraz daha zayıf, daha uzun ayaklı, daha büyük ayaklı, daha küçük elli. Sarışın, mavi gözlü, kahverengi gözlü, saçları az, çok kıvırcık, hiç fark etmez. İsa seni her halinde çok seviyor. Gülüp eğlendikten sonra İsa yardımcılarına şöyle dedi. Ne kadar büyürseniz büyüyün, asla çocukluk kalbinizi kaybedecek kadar büyümeyin. Yani Tanrı'ya güvenen kalbinizi kaybetmeyin. Bu çocuklar gibi olun. Krallığımda en önemli olanlar onlar. Evet sevgili arkadaşım, işte İsa'nın seninle ilgili düşünceleri bunlar. Aslında senin ne yaptığınla, tabii ki de ne yaptığına ilgileniyor, yüreğinle ilgileniyor. Ama aslında senin ona olan sevginle ilgileniyor en çok. İşte bu yüzden nasıl göründüğünün, bugün neler yaptığının, yaramazlık yapıp yapmadığının hiçbir önemi yok. Sen pişman olduğun an ve Tanrı'dan özür dilediğin an seni affetmek için zaten hazır bekliyor. Sevgili arkadaşlar, bugünlük Nora abinizin anlatacakları bu kadar. Bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyor. Ama aynı zamanda şimdi sizlerle birlikte, hadi gelin bakalım benimle birlikte. Gidelim şöyle güzelce Mevzi'yi izleyelim. Ondan sonra da sırada güzel bir çizgi film var. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tam denk geldik be. Nasılsın? İyiyim Zi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne güzel bak. Saatimize uyduk. Birbirimizi bekletmedik. Sana domates suyu hazırlamamı ister misin? Vakit kaybetmeyelim. Genç arkadaşlarımıza anlatacaklarımızı bitirelim. Sonra içeriz, olur mu? Olur. Tamam o zaman. Zi, tabletini getirmişsin yine. Yeni bir yapay zeka geliştirdim. Eskisinden daha iyi yani. Nasıl? Yani yapay zekanı anlatıyordun ya. Hiç anlamıyorum şu an. Ya tableti anlatıyordun Zi. Evet, anlattığımız konularla ilgili görseller tablette görünecek. Nasıl ama? Büyük iş değil mi? Harikaymış. Böylece genç dostlarımızın aklında daha iyi yer eder, değil mi? Evet. Mesela domates suyu. Bak harika ama konudan kopmayalım, olur mu Zi? Tamam o zaman. Aziz Pavlus. Elçi Pavlus'un nereli olduğunu biliyor musun Zi? Zi. Efendim? Cevap vermedin, kaldın öyle. Ben öylesini sordun sandım. Cevabı kendin vereceksin sanıyordum. Bak ben soruyla başlamak istedim. Tamam. Tarsuslu. Evet, harikasın. Elçi Pavlus doyup büyüdüğü şehri şöyle tarif ediyor. Ben Tarsuslu Roma vatandaşıyım. Kilikya'nın hiç de önemsiz sayılamayacak kentinden. Şiir gibi. Evet, öyle. Tarsus, tarihin her döneminde çeşitli medeniyetler açısından çok önemli bir merkez ve tarihsel birçok olaya tanıklık etmiş bir kent. Mesela Persler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu, kaç farklı medeniyet yer almış burada. Ama biz bu işin içinden çıkamayız ki mi? Yani hangi beni anlatacaksın şimdi? Hayır, ben asıl konumuza geri döneceğim şimdi. Roma İmparatorluğu'nun Augustus döneminde İsa'dan önce 10 ila 5 yıllarında doğan Pavlus'a. Harika. Pavlus 15 yaşlarında eğitim almak için Kudüs'e gider. Tarsus'a geri döndüğünde çok bilgili biri olmuştur artık. Ancak memleketinde onu kıskananlar ve çekemeyenler odur. O da tekrar Kudüs'e döner. Süper. Çok teşekkürler anlattığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor değil mi? Hayır Zi.
Her şey aslında burada başlıyor. Hayır, tamam. Dinlemeye devam o zaman. 34 yılındayızdır artık. Sakın hayır bu yıldayız deme bana, tamam mı? Asla demem. O dönemi anlatıyorsun. Anladım. O kadar da değil ya. Evet. Kudüs. Bu sıralarda Mesih İsa'nın öğretisiyle ona karşı olanlar arasında çekişmelere sahne oluyordu Kudüs. Paulus gerçeği burada görür ve kardeşlerine destek vermeye karar verir. Peki yolculuklar? Evet. Yolculuklar da İsa Mesih'i tanımasından sonra başlar tabii. 4 yolculuk var. İlki 47 yılında başlayıp 49 yılında sonlanıyor. Sonraki bölümümüzde ilk yolculuğu anlatıyor olacağız. En heyecanlı yerinde bitirdin ama. Olsun o kadar. Küçük kardeşlerimiz de bizden önce araştırsınlar tabii. Peki ya Tarsus kenti şimdi nasıl? Keyfi yerinde mi? Yazın eser mi? Kışın yıldırım düşer mi? Biraz genel kültür diyorsun yani. Bak Tarsus, Mersin ilinin en doğusundaki ilçesi. Tahmin edeceğin üzere çokça turistik yeri bulunuyor. Taşkuyu Mağarası, Kleopatra Kapısı, Şelalesi ve ne kilisesi? Aziz Paulus. Evet, tabii ki. Bir yandan yolculukları anlatırken bir yandan genel kültür bilgileri vermek adına buraları da anlatacağız. Ben sana bir tane doğru mu yanlış mı sorusu sorayım o zaman. Öyle sorularım var diyordu. Yolla gelsin o zaman. Bekliyorum. Dikkat, geliyor. Evet. Hazır yanı başımızda tablet varken ilki geliyor. E-posta terimi elektronik posta sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hay Allah. Çok da zor bir soru yahu. Buna zor diyorsan yandın o zaman. Daha neler var be? Yahu latife ediyorum, latife. Ne diyor? Ya ne? Şaka diyorum, anlamıyor musun? Şaka yapıyordum. Tamam. Cevap için doğru, evet doğru diyorum. Evet, bildin. İngilizce'deki e-mail olarak geçen terimin Türkçesi e-posta. Herkesin bir elektronik posta hesabı var artık günümüzde. Bu harika bir şey. Evet, kesinlikle. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi Ezi? Diyelim. Sonraki bölümde de artık yolculuklara başlayalım ama. Tamam, söz. Hadi bakalım. Sen şimdi domates suyunu yap, ben biraz işim var gideceğim, tamam mı? Süpersin. Hemen. Hadi görüşürüz.